bir yere sahip. 11 Haziran 1868 tarihinde savaş alanında yaralanan askerlere yardım etmek arzusundan doğan Kızılay, ilk öğretim yıllarında Kızılay koluna dahil olmasıyla başladı. Ortaokulun ardından lise eğitiminin Kızılay ile tanışması, ilk öğretim yıllarında Kızılay koluna dahil olmasıyla başladı. Ortaokulun ardından lise eğitimini Bilecik'te, Ertuğrul Gazi Lisesi'nde ailesinden uzak yatılı okuyarak tamamladı. Öylesine zor bir günde konuşmak çok kolay değil. Az evvel de takdimini yapan arkadaşımızın da anlattığı gibi Ömer Taşlı, çok zor günlerde Kızılay'da birlikte görev yaptığımız yürekli bir kardeşimizdi. Bir iyilik kandilleri yüreğinden hiç eksilmeyen bu yüce insanı, bu güzel insanı burada böyle anmak istemezdim. Allah mekanını cennet etsin. Ömer abi ile 2000 senesinde Etiyopya'ya yardım göndermek üzere Kızılay'ı ziyaret ettiğimde tanıştım. Çok yardımcı oldu, çok destek oldu. Daha sonraki insani yardım süreçlerinde de hep görüştük, etkileştik. Candan bir yakınlaşmamız oldu. Kızılay Genel Müdürü olduktan sonra da kendisiyle etkileştik. Bazen sorularım olurdu, ona sordum, cevap aldım. Bugün tabii üzüntülü bir gündeyiz, kederli bir gündeyiz. Bizler üzülme hakkına sahibiz. Ama bir yandan da kendisine yakıştırdığı, uygun gördüğü güzel bir sıfatı var. İyilik dervişi diye. O iyilik dervişi bütün, bakın, coğrafyayı dolaştı, buraya geldi. Emek verdiği, şu görmüş olduğumuz alanların kurulması için gayret sarf etmiş olduğu memleketine geldi. Yine memleketinde huzur içinde, inşallah cennet bahçesi olacak olan kabrinde kıyamete dek varlığını sürdürecek. Biz Kızılaycılar olarak onun emanetine, onun bıraktıklarına sahip çıkıyoruz. Sıraka müstakim, bi berekatil Kur'an azim, bi hürmeti men arsadahu rahmetelil alemin. Ya muhammilel hamle vel ahval, hamil halena ila ahsen hal. Ya mukallibel gulub, sabit gulubena ala dinik, sabit gulubena ala taatik. Rabbena yeme yekumul hesab, rahmetke ya erhamen rahimin. İlahi ya Rabbel alemin. Takdim eşine, çocuklarına sabrı cemiller ihsan eyle. Burada bulunan, amin diyen kardeşlerimizin cümle geçmişlerine rahmet eyle. Hayatı boyun hayırlı hizmetler nasip eyle. Burada bulunan, güzel vefa gösteren kardeşlerimize ömür boyu sağlık, afiyetler ihsan eyle. Ülkemizi her türlü semavi ve arazi afetlerden... Umurak, Taşlı Sokak'taki aile kabristanlığına bekliyoruz. Şeyi takip ediyoruz, bulaşığı yapabilecek virüsleri takip ediyoruz. Bunlardan biri HIV, yani AIDS diye tanımladığımız, hastalığa dönüştüğünde AIDS diye tanımladığımız imkanlarına erişebilmeye başlaması
özellikle hepatitlerde ve sifiliste minimize olmaya başladı ama tabii ki aynı zamanda çok seyahat etme, zenginleşmenin bir diğer yansıması da Türkiye'nin bu son 10 yıldaki büyük zenginleşmesinin yansıması da yurt dışına çok fazla seyahat etme. Hiçbir şey görmediniz çünkü onlar ama biz daha sonrası gibi. Hani çıktı olarak değil ama CD ortamında sıramızı bir seminer şeklinde geçeceği için interaktif alamayacağımız aşikar. Öğlen yemeğinden önce veya sonra odalarınızı boşaltalım. Sökmez. Projeciler böyle çatır çatır sizinle tartışırlar. Böyle bir